Merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf soru bankası çözümlerine devam ediyorum. 137. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. Birim kareli kağıtta ABC ve DEF üçgenleri verilmiştir. Buna göre çevre DEF bölü çevre ABC oranı kaçtır? ABC üçgeni de DEF üçgeni de dik üçgen. Dik kenarlarına bakarsak ABC'nin bir dik kenarı 2 birim, diğer dik kenarı 4 birim. Diğer üçgenin de dik kenarları 1'e 2. Dikkat edersek arkadaşlar ABC üçgeni DEF üçgeninin iki katı şeklindedir. Yani kısa kenarı kısa kenarının iki katı, uzun kenarı da uzun dik kenarının iki katı. Zaten dik kenarlar orantılı olduğu için hipotenüsleri de orantılı olacaktır. Yine iki katı iki katı olacaktır. Benzer üçgendir sonuçta bunlar ve benzer üçgenlerin çevreleri oranı da benzerlik oranına eşittir. Yani çevre DEF bölü çevre ABC kısa kenarları orantılarsak benzerlik oranı olan 1 bölü 2'ye eşit olur. Veya uzun kenarları orantılarsak 2 bölü 4'ten yine 1 bölü 2'ye eşit olur. İkinci sorudayız. ABC ve DEF üçgenleri benzermiş. AK ve DL açıortay. AK 4, DL 6 birim, AB 6 birim. Buna göre DE kaç birimdir? İki üçgen benzer. Benzer üçgenlerin aynı açılarına ait açıortaylarda benzerlik oranına yani açıortayların oranları da benzerlik oranına eşit olur. Burada A açısı D açısı eşit mi ona bakalım. A birinci sırada verilmiş, D de birinci sırada verilmiş. Tamamdır. Bu ikisi eşit açılar. A açısından inilen açıortayın uzunluğu 4 ABC üçgeninde. DF üçgeninde de aynı açıdan inilen açıortay uzunluğu 6. Açıortaylar oranı sadeleştirdiğimizde 2 bölü 3 benzerlik oranına eşittir. Şimdi biz nereyi arıyoruz? DE'yi arıyoruz. DE, DEF üçgeninde F'nin karşısı. ABC üçgeninde de 6 kenarı verilmiş. Bu da C'nin karşısı. C açısıyla F açısı eşit mi? Bakıyoruz. C açısı ile F açısı eşit. İkisi de 3. sırada verilmiş. O halde 6 bölü x de benzerlik oranına eşit olacak. Yani 6 bölü x de 2 bölü 3'e eşit olacak. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 3. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3 çarpı 3'ten x eşittir 9 olur. Üçüncü sorudayız. AD ile BC'nin kesişimi K. AB, CD'ye paralelmiş. BE ve CF açıortay. AB 10 birim, BE 8 birim, CF 12 birim verilmiş. X isteniyor. Burada paralellikten dolayı Z kuralı kullandığımız zaman arkadaşlar esasında nokta olarak verilen ve çizgi olarak verilen açıların eşit olduğunu görürüz. Çünkü Z kuralından dolayı iç ters açılar eşittir. Yani burada iki tane nokta, iki tane çizgi eşit olduğu için nokta çizgi eşittir. Yani bunlardan birini mesela noktayı çizgiye çevirebiliriz eşit açılar. Ve bu arada AB K üçgeninin K açısı ile KCD üçgeninin K açısı eşittir. O halde ABK üçgeninin iki açısı eşit bakın. İki çizgiye yay, iki çizgiye yay. Üçüncü açılarda kesinlikle eşittir. Yani buraya mesela nokta dersek A'ya D de kesinlikle nokta olur. Hatta yazalım benzerliği. ABK üçgeni benzerdir. A açısıyla D açısı eşit olduğu için ilk D'yi yazacağız. B'yi yazmışız. İkinci sırada diğer üçgende de C'yi yazacağız. Üçüncü otomatikman K olacak zaten. Şimdi verilen açıortay BA açısına ait. BA açısından inilen açıortay. Diğerinde de CD'den inilen açıortay ve BA açısı ile CA açısı eşit olduğu için açıortayların oranı benzerlik oranına eşit olacak. Yani 8 bölü 12 benzerlik oranına eşit. Aynı zamanda K açısının karşısında yukarıdaki üçgende 10, aşağıdaki üçgende KCD üçgeninde X var. Bunların oranı da benzerlik oranına eşit olacak. Dolayısıyla bu oranlar birbirine eşit olacak. 4'e böldüm, 2 4'e böldüm, 3. 2 ile 10'u sadeleştirdim, 5. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir. 5 çarpı 3'ten 15 olur. Dördüncü sorudayız. Bilgisayar tabletinde ekran üzerindeki bir üçgenin en kısa kenarı 4 birim, en uzun kenarı 6 birimdir. Tabletin ekranı büyütüldüğünde üçgenin en kısa kenarı 12 birim olduğuna göre en uzun kenarı kaç birimdir? Şimdi ekran büyütüldüğünde üçgenin açılarında bir bozulma olmaz. Aynı açılar korunarak daha büyük uzunluklar elde edilir. Yani şekli bozmadan büyütmüş oluruz. Açılar korunduğu için, açılar eşit olduğu için de benzer üçgenler elde etmiş oluruz.
Benzer üçgenler olduğu için kısa kenarlar oranı benzerlik oranını verecek. En kısa kenar önceden 4'müş, sonradan 12'ye çıkmış. Demek ki üçgen 3 katına çıkarılmış. Aynı oran en uzun kenarlar arasında da korunacaktır. En uzun kenar önceden 6, son durumda x olsun. İçler dışlar yaptığımda x eşittir 18 olur. Yani zaten benzerliğin 3 katı olduğunu görüyoruz. Kısa kenar 3 katına çıktıysa uzun kenar da 3 katına çıkar. Direkt 18 diyebiliriz. 5. sorudayız. En kısa kenarı 24 metre, en uzun kenarı 40 metre olan üçgen biçimindeki bir arazinin planları bir kağıt üzerine çiziliyor. Bu çizimde en kısa kenar 36 santim olduğuna göre en uzun kenar kaç santimdir? Şimdi burada metre, burada santim verilmiş. Orantılarken dikkat edelim. En kısa kenar önce 24 metre, bunu santime çevirsek 2400 santim. Son durumda en kısa kenar nereye inmiş? 36 santime inmiş. Yani şimdi biz plan üzerine, arazinin planlarını kağıt üzerine çizerken ne yaparız? Şekli bozmayız. Yani üçgenin açılarını aynı şekilde, açılarını bozmadan çizeriz, küçültürüz aynı oranda. O yüzden kısa kenarların oranı ile uzun kenarların oranı aynı olur çünkü benzer üçgenler ortaya çıkar. Uzun kenar 40 metreydi, yani 4000 santim. Son durumda kaç santimdir? Yani kısa kenarlar oranı uzun kenarlar oranına, o da benzerlik oranına eşit oluyor. Burada esasında 24 de metre, 40 da metre olduğu için yani direkt 24'e 40 da yazabiliriz. Çok da sıkıntı değil. Sonuçta bunlar sadeleşiyor. Sonra 24 36'yı sadeleştirelim. 12'ye böldüm. 2, 12'ye böldüm. 3. 2 ile 40'ı sadeleştirebiliriz. 20. İçler dışlar yaptığımda x eşittir 3 çarpı 20'den 60 olur. 6. sorudayız. AB 15 birim, AC 20 birim. Yukarıdaki üçgen fotokopide büyütüldüğünde fotokopideki AC uzunluğu 36 birim olduğuna göre AB uzunluğu kaç birimdir? Yine fotokopide büyüttüğümüz için benzer bir üçgen elde edeceğiz. AC uzunluğu 20 idi. 36'ya çıkmış. AC'nin önceki haliyle sonraki hali arasındaki oran, yani benzerlik oranı, AB'nin önceki haliyle sonraki hali arasındaki orana eşit olacaktır. Benzerlik oranına eşit olacaktır. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3. 4 ile 36'yı sadeleştirdim. 9, içler dışlar çarpımı yaptım. 3 çarpı 9'dan x eşittir 27 olur. 7. sorudayız. Balonla seyahat eden bir kişi en kısa kenarı 2 kilometre olan üçgen biçimindeki bir arazinin üzerinden geçerken arazinin fotoğrafını çekiyor. Fotoğraftaki arazinin en kısa kenarı 8 santim. Yani önceden neydi en kısa kenar? Yani gerçek kenar uzunluğu 2 kilometre. Fotoğrafta ise bu en kısa kenar ne çıkıyor? 8 santim olarak çıkıyor. Çevresi ise 36 santim olarak çıkıyor. Arazinin gerçek çevresi kaç kilometredir? Yine burada benzer üçgenler oluşur. Yani arazinin gerçek boyutuyla fotoğrafındaki boyut nedir? Birbirinin benzeri üçgenlerdir. Benzerlik oranı, en kısa kenarlar arasındaki oran 1 kilometre, dikkat edin, 2 kilometreye 8 santim. Bu kısa kenarlar arasındaki oran aynı zamanda benzerlik oranıdır. Benzerlik oranı çevreleri oranına da eşittir. Yani gerçek çevre bölü fotoğraftaki çevre yine ne olacaktır? Benzerlik oranına eşit olacaktır. Burada kilometre ve santimetre, ama zaten çevreyi de kilometre türünden arıyoruz. Yani bunlar da zaten santimetre türünden. Ben kilometreyi santimetreye çevirsem bile sonuç değişmeyecek. Bu şekilde çözebiliriz. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 4 ile 36'yı sadeleştirdiğimde 9. Sadece bakın payda da 9 kaldı. Burada 1 kaldı. Çevre, içler dışlar yaparsak 9 kilometre olur. 8. sorudayız. A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 1 bölü 2 milyon 500 bin ölçekli bir haritada 40 santim ile gösterilmiştir. Buna göre A ve B şehirleri arasında gerçek uzaklık kaç kilometredir? Şimdi ölçek hangi oranda küçültüldüğünü gösteriyor. Yani haritadaki uzunluğun 40'ın, 40 santimetrenin gerçek uzunluğa x diyelim oranı 1 bölü 2,5 milyon. Bunu şöyle yazsak, 25 çarpı 10 üzeri 5 olarak yazsak daha kolay olur. 5 tane sıfır olduğu için. Şimdi bunları içler dışlar yaptığımızda gerçek uzunluk
40 çarpı 25 ne yapar? 25 çarpı 4 100 yapar. Bir tane de 0 var 1000 yapar. 1000 çarpı 10 üzeri 5 olur. Bu arada bu tabii ki santimetre türünden. Çünkü santimetre ile çarptık. Santimetreyi kilometreye nasıl çevireceğiz? Şöyle bir hatırlatma yapalım. 1 kilometre 1000 metredir. 1 metre de 100 santimdir. O halde kilometreden santimetreye geçerken önce 1000 ile sonra da 100 ile çarpmamız lazım. Yani 1000 çarpı 100'den 3 tane 0 buradan, 2 tane 0 buradan 10 üzeri 5 ile çarpmamız lazım. Yani 1 kilometre 10 üzeri 5 santimetredir. Santimetreyi kilometreye çevirmek için 10 üzeri 5'e bölmemiz yeterli. O zaman santimetreyi 10 üzeri 5'e böldüğümüz zaman ne yapar? 1000 kilometre yapar. Cevap Edirne olur. Dokuzuncu sorudayız. Aşağıdaki şekilde bir bilgisayar ekranındaki dikdörtgen fotoğraf ebatları ile verilmiştir. Dikdörtgen bir fotoğraf var. Ebatları ise 80'e 200. Ekranda görünen artı tuşuna her basıldığında fotoğrafın kenar uzunlukları bir önceki boyuta göre %10 artmakta. Eksi tuşuna her basıldığında ise aynı oranda azalmaktadır. Yani %10 oranında azalıyor. Emel ve Ferit'in ekranlarında yukarıdaki şekilde kenar uzunlukları ile verilen resimler bulunmaktadır. Emel bir kez artı tuşuna, Ferit bir kez eksi tuşuna basmıştır. Buna göre bu iki kişinin tuşlara bastıktan sonra oluşturdukları fotoğrafların benzerlik oranı hangisi olabilir? Aslında burada boyutun da yani resmin boyutunun da çok bir önemi yok. Çünkü artı tuşu %10 büyütüyor. Yani gerçek boyutuna %10 gerçek boyutuna %10 ekleyeceğiz. Şimdi gerçek boyutuna %10 eklediğimizde yüzde problemlerinden hatırlayın. %10 fazlası demek ne demek? %110'u demek. Artı tuşuna bastığımızda %110'una çıkıyor. Eksiye bastığımızda %10 azalttığımızda %90'ına iner. Aradaki oran ya 11 bölü 9 olur. Hani hangisi olabilir diyor ya. Eğer artı tuşuna basanınkinin eksi tuşuna basanınkini orantılarsak 11 bölü 9 olur. Tam tersine eksi bölü artı yaparsak o zaman 9 bölü 11 olur. Şıklarda 9 bölü 11 olduğu için cevabımız bursa olur. Evet geldik 138. teste. A, B, C, D'ye o da E, F'ye paralelmiş. 3 tane paralel doğrumuz var. C, A, E'nin, D, de B, F'nin elemanı. A, C, 6, C, E, 9, B, D, 8 birim X isteniyor. Buradaki teoremiz Thales teoremi arkadaşlar. 2 tane doğrumuz var. Bu doğruyu kesen 3 tane paralel doğru var. Bu paralel doğrular doğruları aynı oranda böler. Yani 6'nın 9'a oranı 8'in x'e oranına eşittir veya 6'nın 8 oranı 9'un x'e oranına eşittir. Fark etmez. İstediğimizi yapabiliriz. 6 bölü 9 yapalım. Eşittir 8 bölü x. 2'ye böldüm 3. 2'ye böldüm 4. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 3 içler dışlar yaptım. 4 çarpı 3'ten x eşittir 12 olur. İkinci sorudayız. A, B, C, D, O, da E, F'ye paralel. Yine 3 tane paralel doğrumuz var. 4 tane AC, 5 tane EC'ye eşit. AC'ye 5A dersem EC 4A olur. EC 4A. AC 5A. BF 54'müş. BD isteniyor. Şimdi yine Thales teoremi karşımızda. Paralel doğrular şu iki tane doğruyu aynı oranda bölecektir. Yani AC bölü CE 5 bölü 4 olduğu için BD bölü DF de 5 bölü 4 olmalı. Yani ben buraya mesela 5B desem BD'ye DF de 4B olmalı ki orantıladığında yine 5 bölü 4 oranı gelsin. Toplamda 9B 54 olur. Bu durumda her tarafı 9'a böldüğümde B 6 olur. BD 5B'ye karşılık geliyor. B 6 ise 5B 6 çarpı 5'ten 30'dur. Üçüncü sorudayız. ABC üçgen DEBC'ye paralel. AD 3 birim, DB 9 birim, AE 5 birim. Yukarıdaki verilere göre X kaç birimdir? Burada ise temel orantı teoremi var arkadaşlar. ABC üçgenimizin BC tabanına bir paralel çekilmiş. Bu paralel kenarları orantılı böler. Yani AB kenarını 3'e 9 oranında yani 1'e 3 kat bakın. 1 kata 3 kat şeklinde bölmüş. AC kenarını da aynı oranda bölecektir. Yani 3 bölü 9, 5 bölü x.
Sadeleştirdim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir 15 olur. Dördüncü sorudayız. ABC üçgen DEBC'ye paralel. 7 tane BD, 2 tane AB'ymiş. BD'ye 2A dersem AB 7A olur. AB'nin tamamı 7A olacak arkadaşlar. O zaman AD'ye ne kalıyor? 5A kalıyor. AC 28 birim. AE kaç birimdir? Bir önceki soruya benziyor. Burada yine temel orantı teoremi var. DE ABC üçgeninin BC tabanına paralel çekilmiş. Bu paralel AB kenarını 5'e 2 oranında bölmüş. AC kenarını da 5'e 2 oranında bölecektir. 5B dersem EC 2B olur. Toplamda 7B 28 ise B 4 olur. AE isteniyor. AE 5B'ye karşılık geliyor. B 4 ise 5B 20'dir. Cevap Bursa. 5. sorudayız. ABC ve ACD üçgen. EFBC'ye paralel. GF'de DC'ye paralel. AE 18 birim, AG ve EB eşit ve 12'şer birimler x isteniyor. ABC üçgeninde BC tabanına paralel çekilmiş. Bu paralel EF paraleli AB kenarını hangi oranda böldüyse AC kenarını da aynı oranda bölecektir. Şimdi AC kenarını bulmamıza gerek yok. Burayla ilgili hiçbir şey sorulmuyor. Bu AC kenarı ACD üçgeninin de bir kenarı ve burada da tam F noktasından yani EF'nin bitim noktasından çizildiği için yine AF bölü FC aynı zamanda AG bölü GD'ye eşit olacak. Yani ortak kenarı kullanarak dolaylı olarak ne olmuş olacak? AE bölü EB AG bölü GD'ye eşit olmuş olacak. Çünkü bu iki oran aynı zamanda AF bölü FC'ye eşit. Her ikisi de AF bölü FC'ye eşit olduğu için 18 bölü 12, 12 bölü x eşit. 6'ya böldüm 3, 6'ya böldüm 2, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. İçler dışlar çarpımı yaparsam 4 çarpı 2'den x eşittir 8 olur. 6. sorudayız. ABC üçgen DEBC'ye paralel. AD 8, DB 4, DE 10 birim verilmiş. X isteniyor. Burada arkadaşlar temel orantı teoreminden kaynaklı olarak benzer üçgenlerimiz vardır. Bu ilk örnek olduğu için gösterelim. Paralellikten dolayı D açısıyla B açısı yöndeştir. Nokta dersem bu da nokta olur. Yine E açısı ile C açısı eşittir yöndeşlikten dolayı. Üçüncü açımız da yay olsun. A, D, E üçgeninin açıları yay nokta çizgi. A, B, C üçgeninin açıları yay nokta çizgi. Açılar eşit. O zaman üçgenler benzer. ADE üçgeninde çizginin karşısında 8 var. ABC üçgeninde çizginin karşısında 12 var. ADE üçgeninde yayın karşısında 10 var. ABC üçgeninde yayın karşısında x var. Şimdi sadeleştiriyorum. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 5. İçler dışlar yaparsam 5 çarpı 2'den. Pardon, 5 çarpı 3'ten x eşittir 15 olur. Burada genelde ne yapıyoruz? Uzatmıyoruz. Diyoruz ki AD bölü AB DE bölü BC'dir diyoruz. Kenarları orantılarken AD bölü DB yapıp AE bölü EC yapabiliriz. Veya şunu da söyleyebiliriz. AD bölü AB aynı zamanda AE bölü AC'dir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama DE bölü BC yaptığımızda DE bölü BC paralel kenarların oranı olduğu için üçgenlerin benzerlik oranına eşit olacaktır. O yüzden AD bölü AB yani tamamı yapmalıyız. 7. sorudayız. ABC üçgen ABDE'ye paralel. 2 tane CD, 3 tane AD'ye eşitmiş. CD'ye biz 3A dersek AD 2A olur. AB 20 birim, DE x birim ve x isteniyor. Burada yine bir önceki soruda olduğu gibi benzer üçgenlerimiz var. X'in 20'ye oranı, tabanlar oranı, CD'nin yani 3A'nın AC'ye oranına eşit olmalı. Yani 3A'nın 5A'ya oranına eşit olmalı. A'ları sadeleştirdik. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 4. İçler dışlar yaparsam x eşittir 4 çarpı 3'ten 12 olur. 8. sorudayız. ABC üçgen DEBC'ye paralel.
BE açıortay, DB 8 birim, BC 24 birim x isteniyor. Paralellikten dolayı Z kuralı vardır burada. İşler açılar eşittir. Yani burası da DEB'de nedir? Çizgidir. Dikkat ederseniz BDE üçgeni nasıl bir üçgen oldu? İkizkenar oldu. Taban açılar eşit olduğu için. BD 8 ise DE de kesinlikle 8'dir. Şimdi ADE üçgeni ile ABC üçgenleri benzerdir. Çünkü paralellikten dolayı açıları eşit oluyor. Şimdi benzerliği uyguluyorum. X'in x artı 8'e oranı 8'in 24'e oranına eşittir. 8 ile 24'ü sadeleştirdiğimde 1 bölü 3 yapar. İçler dışlar yaptım. 3x eşittir x artı 8. X'i 3x'in yanına attık. 2x eşittir 8. X eşittir 4 olur. 9. sorudayız. ABC üçgen DEBC'ye paralel. BK ve CK açıortay. AD 8, DB 4, EC 6 birim. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgenin çevresi kaç birimdir? Burada yine arkadaşlar paralellikten dolayı Z'ler var. Hem burada hem de şurada. Z'den dolayı KBC açısıyla DKB açılar eşit olacak, nokta olacak ve DBK üçgeni ikizkenar oluyor. DB 4 ise DK'da 4. Benzer şekilde ters Z'den KCB açısı çizgi ise CKE'de çizgi oluyor ve yine KEC üçgeni de ikizkenar oluyor. Taban açıları eşit olduğu için. EC 6, KE'de 6'dır. Şimdi biz ABC'nin büyük üçgenin çevresini arıyoruz. Bir kere temel orantı teoreminden 8'in 4'ü oranı AE'nin x dersek EC'ye oranına eşit diyebiliriz. Çünkü DE paralel olduğu için AB kenarını 2'ye 1 oranında bölmüş. Burayı da 2'ye 1 oranında bölecek. Yani 8'in 4 oranı 2. O zaman AE'nin de 6 oranı 2 olacak. Direkt burayı biz 12 olarak bulabiliriz esasında. Yine şuraya yazalım. 8 bölü 4. AE bölü 6. Buradan ne geliyor? AE 12 geliyor. Burayı bulduk. Şimdi BC'yi bulmamız lazım. BC'yi bulmak için de benzerliği kullanacağız. ADE üçgeni ile ABC üçgenleri benzerdir. 8 bölü 12. DE yani 10 bölü BC'ye de Y diyelim. Y'ye eşittir. Sadeleştirelim. 4'e böldüm. 2, 4'e böldüm. 3, 2'ye böldüm. 1, 2'ye böldüm. 5. İçler dışlar yaparsam Y eşittir 15 olur. Burada şunu da yapabilirdik. 12 bölü 18 de diyebilirdik. Sonuçta aynı şeyi veriyor. Şimdi çevreyi hesaplayalım. Bir kenar 15. Bir kenar 18. Diğer kenarda 12 birim. 12 ile 18'i topladık 30, 15 daha çevre 45 olur. 10. sorudayız. ABC ve ACD üçgen EFBC'ye FG'de CD'ye paralel. EF 9, FG 6, CD 11'in verilmiş. X isteniyor arkadaşlar. Her iki üçgende de benzer üçgenlerimiz oluşuyor. Yani AEF ile ABC benzer. AFG ile ACD benzer. Ve burada şu paralellerin bitim noktaları, kenarları kestikleri nokta, ortak nokta. Yani bu iki üçgenin benzerlik oranını biz 9 bölü x derken 9'un x'e oranı neye eşit oluyor? Bu kenardan gidersek AF'nin AC'ye oranına eşit oluyor. AF bölü AC. Diğer üçgene baktığımızda AF bölü AC 6'nın 10'a oranına eşit oluyor. Dolayısıyla dolaylı olarak 9'un x oranı 6'nın 10'a oranına eşit oluyor. 9 bölü x, 6 bölü 10. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5. 9 ile 3'ü sadeleştirsek 3. İçler dışlar yaptık. 5 çarpı 3'ten x eşittir 15 olur. 11. sorudayız. ABC ve ACD üçgen FKAD'ye EF'de BC'ye paralel. EF 4, BC 6, AD 9 birim x isteniyor. Şimdi AEF üçgeni ile ABC üçgenleri benzerdir. 4'ün 6'ya oranı neye eşittir? Yine ortak kenardan hareket edelim. Her iki üçgenin ortak kenarı.
AF'nin AC'ye oranına eşittir. AF bölü AC'ye eşittir. 4 bölü 6'yı sadeleştirirsek 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 3. AF bölü AC 2 bölü 3 ise ben AF'ye 2A dersem AC 3A olur. Şimdi bunu şekilde yerleştirelim. İşimiz daha kolay olsun. AF'ye 2A dedim. AC tamamı 3A oldu. O zaman FC A'dır. Şimdi gelelim ACD üçgenine. ACD üçgeninde CFK ile CAD benzer dedik zaten. FK'nın yani X'in 9'a oranı neye eşit? CF'nin CA'ya oranına eşit. Yani A bölü 3A eşit. Şu 9'u daha güzel yazalım. Şimdi A'lar sadeleşecek. İçler dışlar yapsam 3x9 x eşittir 3 olur. Evet geldik 139. teste. ABC üçgen ADDB'ye eşit. AED EC'ye eşitmiş. BC 4x-2 DE ise x artı 7 birimmiş. X isteniyor. Dikkat ederseniz D noktası AB kenarının orta noktası. E noktası da AC kenarının orta noktası. Orta noktaları birleştirirseniz ne olur? Orta taban oluşur. Yani bu kenar BC'ye paraleldir ve BC'nin yarısıdır. O halde x artı 7 4x eksi 2'nin yarısıysa işler dışlar yapıyorum. 2x artı 14 4x eksi 2 2x 4x'in yanına attım. 2x kaldı. Eksi 2'yi bu tarafa aldım. 16. 2x 16 ise x 8 olur. İkinci sorudayız. ABC üçgen DEFG'ye o da BC'ye paralel. Üçü de paralel. EG GC'ye eşit. AE EC'ye eşit. AE EC'ye eşitmiş. BC 36 birim. FG-DE isteniyor. Yani bu iki paralel arasındaki fark isteniyor. Bir kere E noktası orta noktaysa AC'nin orta noktasıysa AEC'ye eşit olduğu için DE paralelse D de kesinlikle orta noktadır. Yani DE orta tabandır. DE orta tabansa 36'nın yarısıdır. Kesinlikle nedir? 18 birimdir. Bunu yazalım. Peki FG'yi nasıl bulacağız? Bunu da benzerlik uygulamamız lazım. Şu kenarlara bir şey desek mesela A'ya A desek EC AA 2A olduğu için AED 2A olacak. Şimdi nereden yapalım? Seçeneğimiz çok esasında. Çünkü burada benzer üçgenlerimiz. ADE bölü AFG yapabiliriz. AFG bölü ABC yapabiliriz. Küçük üçgenden gidelim. ADE'nin DE kenarı 18. AFG'nin FG kenarına X diyelim. 18'in X'e oranı 2A'nın 3A'ya oranına eşit. Sadeleştirdim. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 9. İçler dışlar yaparsam 3 çarpı 9'dan x eşittir 27 olur. Şimdi burası 27. Yani FG 27, DE 18 çıkardığımız zaman aradaki fark 9 olur. Üçüncü sorudayız. ABC üçgen DEFG'ye paralelmiş. AFFC'ye eşit. BD 2 tane DA'ymış. DA'ya A desem BD 2A olur. D 24 birim x isteniyor. Şimdi F her ne kadar orta nokta olsa da burada bir üçgen yok. O yüzden biz bir üçgen oluşturalım. A'dan FG'ye paralel çektiğimde ismini de verelim. GH diyelim. AHC üçgeninin orta tabanı olur FG. Çünkü paralel olacak şekilde çizdim ben bunu. F orta nokta olduğu için G de orta nokta olacak. Dolayısıyla orta taban olacak. Yani FG x ise AH kesinlikle nedir? 2 katıdır. 2x'tir. Diğer taraftan ABH üçgeni de oluşturmuş olduk. Ve burada benzer üçgenler geldi. 2A'nın 3A'ya oranı 24'ün 2x'i oranına eşit. 2A bölü 3A 24 bölü 2x. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 12 içler dışlar yapabiliriz. 2x
3 çarpı 12'den 36. Her tarafı 2'ye böldüğümde x eşittir 18 olur. Dördüncü sorudayız. ABC ve DEF üçgen. DEF BC'ye paralel. AD DB'ye eşit. Şimdi DEF BC'ye paralelse ve D orta noktaysa F de kesin orta nokta olur ve DF orta taban olur. Bunu unutmayalım. DK iki tane KE'ymiş. KE'ye A desek DK 2A olur. KL 4 birim. Verilmiş BC isteniyor. Şimdi EKL üçgeni ile EDF üçgenleri benzerdir. A'nın 3A'ya oranı 4'ün DF'ye oranına eşittir. 4 bölü DF'dir. A'lar sadeleşir, içler dışlar yaptığımız zaman DF 12 olur. Şimdi DF 12 ise az önce ne dedik? DF orta taban dedik. Yani BC'nin yarısıdır. Yarısı 12 ise BC 24 olur. Beşinci sorudayız. ABC dik üçgen, DEFG dikdörtgen, ABAC'ye dik, AGGB'ye eşit. BD 1 birim, EC 9 birim, çevre DEFG kaç birimdir? Dikdörtgenin çevresi isteniyor. G orta nokta. Paralellik verilmemiş ama dikdörtgenin karşılıklı kenarları zaten paraleldir. G orta nokta olduğu için GF, BC'ye paralel olduğu için GF nedir? Orta tabandır. X dersem zaten DE de otomatikman X oluyor. X artı 1 artı 9'da ne yapıyor? X artı 10 yapıyor. X artı 10'un yarısıdır. Yani X'in 2 katı diyelim. 2X. X artı 10'a eşittir. Buradan X ne gelir? 10 gelir. Dikdörtgenin bir kenarını bulduk. 10 birim. Diğer kenarını nasıl bulacağız? Şimdi ABC üçgenindeki üçgen B açısına nokta dersem, C açısına çizgi dersem, noktayla çizginin toplamı 90 derece. FEC üçgenindeki üçgen dar açılardan biri çizgi ise diğeri noktadır. GDB üçgenindeki üçgen dar açılardan biri nokta ise diğeri çizgidir. Yani GDB üçgeni ile FEC üçgenleri benzerdir açıları eşit olduğu için. GD'ye x dersem, dikdörtgenin kısa kenarını x dersem, burada kısa kenar olduğu için, karşılıklı kenarı eşit olduğu için x olacaktır. Şimdi x demişiz, y diyelim. Y olsun. Benzerliği uygulayalım. Noktanın karşısında y var. Noktanın karşısında 9 var. Soldakinin de çizginin karşısında 1 var. Sağdakinin de çizginin karşısında y var. İçler dışlar yaptığım zaman y'nin karesi 9. Y buradan 3 olur. 13 daha 13, 2 ile çarptığımız zaman çevre 26 olur. 6. sorudayız. ABC ve FBC üçgen DEBC'ye paralel. AFFE ya da EC'ye eşit. BC 36 birim. X, DK, X birimmiş. X isteniyor. Öncelikle FBC üçgeni ve FKE üçgenlerine baktığımızda zaten paralellik de verilmiş. E noktası orta nokta yani FC'nin orta noktası olduğu için KE orta taban olur. BC'nin yarısı olur yani 18 birim olur. Şimdi gelelim büyük üçgene. ADE üçgeni ile ABC üçgenleri benzerdir. Benzerlik oranı x artı 18'in 36'ya oranına eşittir. Aynı zamanda AE'nin AC'ye oranına eşittir. Hani burada açılarımız eşit açılarımız D ve B. Aynı açının karşısındaki kenarları orantıladığımızda şuralara A desek küçük üçgende 2A var, büyük üçgende 3A var. Bu da benzerlik oranına eşit. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 12. İçler dışlar yaparsam 12 çarpı 2'den 24. X artı 18'e eşit. 24'ten 18'i çıkardığımızda x eşittir 6 olur. 7. sorudayız. ABCD dörtgen. DCEF ya da AB'ye paralel. 5 tane DE, 3 tane EA'yı eşitmiş. DE'ye 3A dersem EA 5A olur. DC 5 birim, AB 29 birim. X isteniyor. Çok basit bir mantığımız var. Bakın DC ve AB'yi biliyoruz. Yani 5'ten 29'a ne kadar artmış? 24 birim artmış. Kaç A'da? 8A'da. 8A'da 24 artıyorsa yani eşittir de diyebilirsiniz. A buradan ne gelir? 3 gelir.
5'ten x'e giderken 3 a'lık bir mesafe var. 3 a'da ne olur? 9 artar. 5'e 9 ekliyoruz. X eşittir 14 oluyor. Bu şekilde yapabiliriz. Veya ne yapacağız? Bir kenardan paralel çekeceğiz. Bir köşeden daha doğrusu. C'den şuradan çeksek, D'den BC'ye paralel çeksek burada bir DAG olsun. DAG üçgeni oluşturmuş oluruz. Ve diğer tarafta ise DCBG paralel kenarını oluşturmuş oluruz. Karşılıklı kenarlar eşit olduğu için 5'e 5 olur. 29'dan 5 gitti, 24 kalır. X'ten 5 gitti, x eksi 5 kalır. Şimdi bu üçgende benzerlik uygularız. 3A'nın 8A'ya oranı, yani direkt 3 bölü 8 yazıyorum. X eksi 5'in 24'e oranına eşit olur. 8'de 24'ü sadeleştirsem, 3 içler dışlar yaparsam 9 eşittir x eksi 5. Yine buradan x eşittir 14 olur. 8. sorudayız. ABC üçgen DF ve EG açıortay. DBC'ye paralel. AD 16, DB 8, EC 6, FG 10 birim verilmiş. X isteniyor. Paralellikten dolayı arkadaşlar Z var bakın. F açısı da kesinlikle çizgi. Üçgen ikizkenar. BD 8 ise BF'de 8. Yine paralellikten dolayı Z kuralı var. G açısı da nokta. EC CD'ye, CG'ye eşit olmalı. Çünkü taban açıları eşit. EC 6 ise GC'de 6. Şimdi ADE üçgeni ile ABC üçgenleri benzerdir. Paralellikten dolayı açılar eşit olur. X'in burası ne yapıyor? 8, 6, 14, 10 daha 24. X'in 24'e oranı 16'nın 24'e oranına eşit oluyor. Zaten paydalar eşit. Paydalar da eşit olmalı. Yani x eşittir 16 olmalı. 9. sorudayız. ABC ve BDC üçgen. EF, BC, o da KL'ye eşit. 3 tane paralel var. 5 tane DL, LC'ye eşitmiş. DL'ye A desek LC 5A oluyor. KL 2, EF 6, AC 10. AC şekilde verilmemiş. Şöyle 10 diye gösterelim. FC isteniyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. BDC üçgeni ile KDL üçgenleri benzerdir. Çünkü tabanları paralel, yöndeş açılar oluşacak. Benzerlik oranı şu BC'ye x diyelim. 2'nin x'e oranı şurada yapalım. 2'nin x'e oranı neye eşittir? A'nın 6A'ya oranına eşittir. A'lar sadeleşecek. İçler dışlar yapacağız. X eşittir 12. Burayı 12 bulduk. Şimdi burada yapacağımız olay şu. ABC üçgeni ile AEF üçgenleri benzerdir. Benzerlik oranı 6 bölü 12. Aynı zamanda AF bölü AC'dir. Diğer taraftan gitsek AE bölü AB'dir. Burayla ilgili bir şey verilmediği için AC tarafından gidiyorum. AF bölü AC, yani 10, 6 bölü 12. Zaten esasında burada ne çıkıyor? Orta taban çıkıyor bakın. EF 6, BC 12. Yarısı. O zaman AF, FC eşittir. Yani EF orta tabandır. E 10 ise tamamı 5'e 5 olarak bölünür. FC 5 olur. 10. sorudayız. Kenarları 18 ve 36 birim olan üçgen biçimindeki bir kağıdın üstüne ikişer kenarı üçgenin kenarları ile çakışacak biçimde bir eşkenar dörtgen aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Yani eşkenar dörtgeni şu soldaki köşeyle köşeye yerleştiriyoruz. Kenarlar da çakışıyor. Demek ki açıları aynı. Yukarıdaki verilere göre çevre BD, EF. Eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor. Eşkenar dörtgeni nedir? Tüm kenarları eşit uzunluktadır. X dersek tüm kenarlar X olur. Şuraya yazalım direkt. X, X, X. Şuraya da yazabiliriz ama kullanmayacağız gibi. Şöyle yapalım. Kenarın tamamı 18. FB x gitti. Yani tamamı 18'di. X gitti. AF'ye ne kaldı? 18 eksi x kaldı. Alt taban tamamı 36 idi. X gitti. Ne kaldı? 36 eksi x. Şimdi eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir.
Yani FG, FE, BC'ye paraleldir. O yüzden AFE üçgeni ile ABC üçgenleri benzerdir. 18 eksi x'in 18'e oranı neye eşittir? X'in 36'ya oranına eşittir. 18 ile 36'yı sadeleştirirsek 2. İçler dışlar yaparsak 2 çarpı 18 eksi x ne yapar? 36 eksi 2x yapar. Bu x'e eşitse 3x 36 olur. X 12 olur. Çevre BDEF 4 tane x'ten oluşuyor. X 12 ise 4x 48 olur. Cevap Denizli olur.